Allah'ım yarabbim ya, sen sabır ver ya. Ne sırıtıp duruyorsun lan? Hiç. Üzerine alınma şah, sağa cülüyorum. Bana gülüyorsun, üzerime alınmayayım. İyiymiş. Bak Cemal, sıcaktan yay gibi gerildim, sırıtıp durma, bütün şarjörü üzerine boşaltırım namussuzum. Ula ne kızıyorsun, alt tarafı dalga geçiyor yukta. Heh, şimdi ayvayı yedin, senin susiceliği. Merhaba nöbetçi. Merhaba. Bir dalga geçmeye sen kalmıştın, hoş geldin. Yok canım, ne dalga geçeceğim, biraz da afyalım dedim, nöbetin çabuk geçer. Nöbette konuşamam Suzi, cezası var. Tamam canım, sen konuşma. Ben anlatayım, sen dinle. Biliyor musun, Alev Hemşire'nin sevgilisi var. Her gün arabasıyla gelip alıyor. Cemal, abi saatim yok. Nöbetin bitmesine ne kadar kaldı? Oo, var da. Aslı hemen geliyor Suzi. Allah aşkına git, yine senin yüzünden başım belaya girecek. Yürü. Aa, aşk olsun, ne zaman başını belaya soktum ki senin? Hangi birini anlatayım? Ya Suzi gitsene bak, rica etmiyorum, yalvarıyorum, bir huzur ver ya. Selam nöbetçi. Selam. Ne haber Suzi? Ne o? Suratından düşen yine bin parça? Şş, yine ne yaptın lan kıza? Bunu nasıl oluyor? Ya sen işine baksana sinyor Allah aşkına, bir de sana mı hesap vereceğim? Oo, görmeyeli iyice gıcıklaşmışsın yani. Hadi be. Canım 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 canım. Cemal. Bu ne bu? Sakakuşi komutanım. Sinire strese iyice elir derler. Aa bak, sağa size iyice eldi bile. Kaşınız gözünüz oynamaya başladı. Cemal. Bu kuşun Nizamiye'de ne işi var? Çarşıdan aldırdım komutanım. Haçan anamlar mısır ekmeği göndermişti. Onunla besliyorum. Kuşlar mısır ekmeği çok sever da. Fazla yemek seçecek kadar beyinleri yok ki gariplerin. Siz de sever misiniz komutanım? Cemal. Öldürürüm seni. Öldürürüm ve bunun için kimse bana kızmaz. Çabuk indir bu kafesi buradan. Ama komutanım, kafesi indirirsem kuşu ne edeceğim? Cemal. Bir akıl veriyorum da. Nasılsınız komutanım? Nasıl olayım Seyfi? Atom fiziğini çözdüm, kuantumu yuttum ama sizin bu last çavuşla başa çıkamıyorum. Onunla hiçbirimiz başa çıkamıyoruz komutanım. Zaten biz onu last fıkralarından transfer ettik. Doğru söylüyorsun. Neyse, kardeşin nasıl? Değişik bir şey yok komutanım, aynı. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. O kuşu bir daha burada görmeyeceğim Cemal. Biraz saygılı ol çavuş. Uy, kuş sevmez, köpek sevmez. Ula hayvanat bahçesine de gitmez. Ne biçim adam bu yahu? Sen de alemsin Cemal yani. Ya berber dükkanı mı burası? Hadi hadi, işte şu kağıtları da gideyim çabuk. Saka mı sevmiyor acaba? Okumuş adam. Belki papağan olsaydı severdi. Ya Cemal. Abi kardeşim. Ya bu ne safsadanmış bu Levent Üstey ben ya. Ya bir eğitim mi olur ya? Bak al. Öyle deme babacan. Eğitim şart. İyi misin Arız abi? Değilim babacanla. Siz devam edin. Ben onları oyalarım. Olmaz be. Hayatta bırakmam seni. Yürü. Ya bırakın oğlum. Yaşlı adam zaten. Yük olmasın bize. Ya güldürmeyin. Var ya, mekik çekmekten karın kaslarım ağrıdı. Var ya, bakla bakla hopluyorlar şerefsiz. Ay. Yalnız var ya, yani yiğidin aklını yiğide vermek lazım. Ağır bir de fırtına üsteye benmiş bizimkisi. Fıt fıt fıt. Harbi ha. Lan nasıl geçti o bütün parkuru iki dakikada? Lan bakarken yoruldum. Maşallah, komando gibi adam. Senin gibi de. Neredesiniz be oğlum? Postacı gibi her yerde sizi arıyorum ha. Sen dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Görmüyor musun, geberdik zaten yorgunluktan. Benimkini sen okur musun Naci Tosun? Takatim yok vallahi. Bak. Yok. Vallahi benim de yok. Bak. Yok. Mektup değil ama paket var sana. Annen yeni bir çifterlik yollamış, koşa bıraktım. Ah canım anacığım benim. Kutum.
Gerçi bugünkü eğitimden sonra yiyecek ayak nerede? Uç uç böceğim. Annen sana terlik göndermiş. Tosun. Al abicim bunlar senin. Bir tane mektup mu? Ne o? Zoruna mı gitti? Ne bileyim. Hep üçer beşer gelirdi de. Pakette ne var acaba? Aç da bak abicim. Bu senin Gökhan. Ana, anam yollamış lan. Bu da sana kartopu. Aa, Kemalci Sule abi göndermiş. Aa, anam bana kavalı mı yollamış? Neden acaba? Ya babacan, bana var mı ya? Yok abicim. Eyvallah. Al hadi al. Adana'dan gelmiş. Acaba kimden? Ya başka konu kalmadı değil mi yani? İlla dalga geçeceksiniz ya. Allah! Ana bana! Ne oldu be ya? Sarı kızım benim. Bahtsız sarı kızım. Öküz! Ne oldu Tosun'um? Söylesene. Sarı kız yavrularken ölmüş Arız abi. Bunlar olmuşlar artık, yenmez de. Sus sana be, manyak. Duramam ben artık buralarda. Sakin ol, sakin ol. Yok abi, benim izne gitmem lazım. Kendi ellerimle toprağa vereceğim sarı kızımı. Tut şunları Arız abi. Oğlum ölenle ölünmez Tosun'um. Şşş. Fırça yiyecek yine ya. Oğlum boş ver, yesin yesin. Bugünkü eğitim içler acısıydı. Askerlerin hiçbiri yeterli değil. Komutanım, biliyorsunuz çoğu görevli. Biliyorum Ahmet Başçavuş'um ama bu yeterli mazeret olmamalı. İyi de komutanım, askerleri eğitime çıkartınca bu sefer de alayın bütün lojistiği aksıyor. Mutfaktan çamaşırhaneye bütün hizmetlere biz bakıyoruz. Görevleri değişmeli yapacağız. Nasıl komutanım? Mesela iki yemekhaneci olacak. Bir gün biri, ertesi gün diğeri eğitime çıkacak. Ama komutanım böyle vardiya usulü çalıştıracak kadar asker yok ki elimizde. Bir çözüm bulunacak başçavuşum. Hemen Kerim Asteğmen'le beraber bu konu üzerinde çalışmaya başlayın. Emredersiniz komutanım.